Bugünün ilk tarifi sizin için yapacağım sarımsaklı ekmek. Kasenin içerisine 10 gram yani bir tepeleme yemek kaşığı kadar kuru maya kullanıyorum. Üstüne de mayayı aktive etsin diye her zaman ve her zaman birazcık şeker ilaveniz olması lazım. Ben şöyle takriben bir tatlı kaşığı kadar, şu an çorba kaşığıyla koyduğuma bakmayın, bir tatlı kaşığı seviyesinde şekeri aldım, içerisine ekledim. Sonra su. Asla soğuk olmayacak ama kaynar seviyelere de gelmesini istemiyoruz. Oda sıcaklığında bir su mayanın aktive olması için yeterli olacaktır. 2 su bardağı kadar suyu buradaki kasenin içerisine alıyorum. Ve hiçbir şey yapmadan önce her şeyin başında şöyle güzelce bir karıştırıp maya, su ve şeker üçlemesini burada bir araya getirmeye başlıyorum. Bu işin ideali, bu arkadaşın böyle kendi kendine bir 10 dakika kadar böyle durması aslına bakarsanız. Ama vaktiniz yok, hızlı çalışacaksanız da bir 2 dakika dursa bile o sizin işinizi görecektir. Bakınız, bu tarifi isterseniz elle yoğurarak da yapabilirsiniz. Ama oldukça yumuşak ve hafif cıvıyan bir hamur kıvamını elde etmek istediğimiz, bundan dolayı da muazzam bir dışı kabuksu, içi yumuşak bir doku sağlamak istediğimiz için mutlaka bir tezgah üstü stand mikseriyle çalışmanız ve bundan fayda sağlamanız lazım. Yoksa elinize yapışmasın diye mutlaka un ihtiyacınız olur. O da birazcık hamurun kıvamını hafiften tıkız bir hale getirebilir. Burada şu yoğurma ucunu yani ekmek ucunu takıyorum. Bu kancadır ve genellikle bu tip ekmek işlerinde çok işe yarar. 5 su bardağı kadar unu aldım ve direkt olarak buradaki bu arkadaşın haznesine ekliyorum. Şunu elimin altında tutayım. En son hamuru bunun içerisine alırım. Sonra bu yoğurma ucunu takıyorum. Öncelikle bir kaşıkla şöyle hafifçe bunun ortasını açıyorum. Geleneksel havuz problemleri bunlar. Sonra da bu takriben 5 dakika kadar dinlendirdiğim veya sizin dinlendirmenizi umduğum maya, şeker ve su karışımını bunun içerisine transfer ediyorum. Tamam. Bu bir sarımsaklı ekmek ve ciddi şekilde sarımsağın o güzel aromasını almak istiyoruz. O yüzden ben bu ekmeğin hem içine hem de üstüne sarımsak ilavesinde bulunacağım. Yani 4 tane sarımsağı burada şarjöre doldurdum makinenin, sarımsak sıkma aparatımın. Sonra bunu 4'ünü dolduramadım, 3'ünü doldurdum. 4.'yi de sonra ekleriz. Sonra aldım bunu ve şöyle direkt olarak buradaki hamurun yoğurulma prosedürünün içerisine dahil ediyorum. Böylece sarımsak sadece ekmeğin üstünde değil, içinde de çok lezzetli tadacak. Ekledim. Bugün bayağı işim var sarımsakla. O yüzden şu sarımsak sıkma küçük alet elimin altında dursun. Mutlaka çok işime yarayacak. Mayayı koyduk, sarımsağı koyduk, unu koyduk. Bir de tereyağı ekleyeceğim. Yaklaşık 100 gram kadar erittiğim tereyağı var. Onu da alıyorum ve şöyle içerisine ekliyorum. Şu küçük spatulayı da alıp tüm tereyağını ekleyeyim. Şimdi normalde eğer böyle focaccia gibi bir İtalyan ekmeği yapıyor olsaydık zeytinyağı burada işe yarayacaktı ama biz birazcık daha böyle kıtırlık ve çıtırlık istediğimiz ve bu hamur hafiften donduğu zaman sertleşsin istediğimiz için tereyağı kullanıyoruz. Şu an itibariyle kapattım ve önce düşük ayarda bunların her şeyin bir araya gelmesini sağlıyorum. Bu ekmeğe epeyce cömert bir tuz ilavesinde bulunmanız lazım. Yoksa ekmeğiniz çok böyle tatsız kalacaktır. O tuz ilavesini de maya hamurun her yerine bulaşıp birazcık toplanmaya başladıktan sonra dışarıdan ekleyebilirsiniz. 2 dolu hatta 2 böyle bir çay kaşığı kadar tuz buna çok yakışacaktır. Deviri birazcık hızlandıralım. Bakın toplamaya başladı. Tuzunu da ilave edip aletin yaklaşık 10 dakika kadar işini yapmasını bekleyeceğim. Takriben bir 8-10 dakika kadar bu arkadaşı yoğuruyorsunuz. Elde etmek istediğimiz kıvam böyle yoğunlaşmış, güzel, hafifçe genleşmiş ve mayanın aktive olması için gerekli harmanı yakalamış bir kıvam. Bu dakikadan sonra şöyle artık hamurumuzla ilgili
şu son dokunuşları yapalım. Öncelikle şu anda burada kancanın ucunda da gördüğünüz gibi birbirini tutan ama oldukça yapışkan bir hamur. Yani eğer biz bunu elle çalışmış olsaydık, elde bu yoğurma işlemini yapmış olsaydık mutlaka ve mutlaka acayip şekilde ellerimize yapışacaktı. Ve biz de bunu bertaraf etmek için mutlaka un ihtiyacı duyacaktık. Oysa ki şu an sadece hamuru birazcık toplamak ve mayalama işlemini başlatmak için tezgahın üstüne dökeceğim eser miktarda un benim işimi görecektir. Şurada spatula dikkatlice alıyorum bütün bu hamuru ve hafifçe unladığım tezgahın üstüne doğru şöyle atıyorum. Çok yapışkan, çok ıslak ve her türlü elinize böyle yapışmaya uygun bir hamur. O yüzden üstünü de azıcık unladım ve sadece ve sadece şu şekilde toplayıp bakın hamuru bir araya getiriyorum. Çünkü epeyce bir miktar yoğurduk. Artık daha da fazla yoğurmaya ihtiyacımız yok. Aksine hamurun güzelce mayalanmasına ihtiyacım var. Şöyle bunu alıyorum, topluyorum hafiften. Başladığım cam kabın içerisine alıp üstünü streçleyip yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar kenarda hafifçe böyle kuytu bir yerde kendi kendine mayalansın diye bırakıyorum. Unutmayın 1 saat 15 dakika doğru süre. Ekmeğimiz gördüğünüz gibi güzelce mayalandı ve iyice kabardı. Şimdi önce bu üstündeki streçi açıyorum ve ekmeği, daha doğrusu hamuru tezgahın üstüne alıp şöyle bir tur hızlıca yoğuruyorum. Hafifçe gazını çıkartıyorum. Bu aşamada eğer isterseniz mutlaka ve mutlaka birazcık un kullanmak hiç sıkıntı yok. Çünkü zaten epeyce yumuşak ve hafif bir kıvamda, yapışma kıvamında, yumuşak bir kıvamda. Yani piştiği zaman asla ve asla aşırı derecede sert ve tıkız bir ekmek olmayacak. Son derece güzel bir ekmek olacak. Şimdi azıcık un alalım tezgahın üstüne. Serpelim. Hamurumuzu bu unun üstüne transfer ettikten sonra başlayalım çalışmaya. Ben bundan 13-15 adet yuvarlak top yapacağım. Böyle. Ve şu şekilde bir kilitli kek kalıbına kenarlarını yağladım. Ortasını da böyle güzelce fırın kağıdı serdim. Bunun içerisinde böyle birleştireceğim. Ama şöyle bir küçük oyun yapmak istiyorum. Bunun ortasına bu benim her zaman kullandığım çemberlerden şöyle mesela şu iyidir. Bir tane koyacağım ki şey olmasın. Ortada bir hafifçe boşluk olsun. Ondan sonra da direkt olarak o şekilde pişireceğim. Bakın 12-15 taneyi böyle güzelce alıyorsunuz. Lezzeti birazcık daha arttırmak için içerisine azıcık bir dil peyniri ilaven var. Tezgahın üstüne bir parçacık un serptim. Hafifçe ortasını açıyorum. Ve içerisine de küçük bir parça dil peynirini koyup ekmeğimi güzelce kapatıyorum. Sizden isteğim 2 tane. Bir, bu işlemleri yaptıktan hemen sonra hamurunuzu birbirine çok yapışık olmayacak şekilde azıcık böyle sanki hani böyle bir hafiften kabardığı zaman ve birazcık mayalandığı zaman açılacak kadar azıcık bir yer verin ona. O yeri dolduracaktır çünkü. Bir ikincisi de mümkün olduğu kadar buradaki fırın kabının içerisine koyduktan sonra hiç yerini değiştirmemeye çalışın. Koyun öyle kalsın. Ben şimdi bütün bu hamurları böyle güzelce bu dil peyniriyle doldurup fırında pişmeye hazır hale getirmeye başlayayım. Serme ve dizme işlemini yaptıktan sonra üstüne bir mutfak havlusu ve benzeri bir şeycik serpip üstünde böyle bir 10 dakika kadar dinlendirin. Bu işlemin adı tepsi mayalaması efendim. Çok önemli. Burada ise ekmeğin üzeri için bir işlemim var. Bir tane sarımsak aldım. Yine bir sarımsak ezicinden geçirdim bunu şöyle. Ve yani bu böyle sarımsaklı ekmek ya, ben bunun her noktasında o sarımsağın güzel tadını hissetmek istiyorum. O yüzden üstüne süreceğim tereyağın
İçerisine sarımsağı ekledim. Efendime söyleyeyim. Fırçamı aldım ve 10 dakikalık tepsi mayalamasını bitirdikten hemen sonra zaten aralardaki boşlukları hızlıca dolduruyor o işlem sırasında. Alıyorum bunun üstüne şöyle güzelce bu sarımsaklı tereyağından böyle sürüyorum. Fırında pişerken kabaracak. Kabardığı zaman da üstünde böyle güzel kıtır kıtır bir katman oluşturacak. Bu sarımsaklar hafiften eğer birazcık da renk alırsa oh ne ala. Çok yağlı oldu diye korkmayın. Çünkü bu hamurlar biliyorsunuz yağı severler. Ve pişerken bunu komple içerisine doğru çeker ve diye emerler. Azıcık bir tereyağı bırakıyorum. Onu da bu arkadaş fırından çıktıktan sonra üzerine sürmek için. Orada hatta birazcık içerisine eğer arzu ederseniz fesleğen vesaire vesaire koyabilirsiniz. Bu aşamada üstüne şu dakika itibariyle birazcık deniz tuzu atın. Fırından çıktıktan sonra da atabilirsiniz. Bunlar hep tercih sebebidir efendim. Böyle azıcık deniz tuzu lezzeti pekiştirecektir. Ve 10 numara 5 yıldız bu arkadaşımız artık fırına girmeye hazır. Yaklaşık 30-35 dakikalarda 180 dereceye önceden ısıtılmış fırına atıyorsunuz ve bunu burada unutuyorsunuz.